İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 2023 milletvekili seçimi için başvuruların kabulü devam ediyor. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Var şaşen. ABD kongre üyesi Berzor yolunun ablukaya alınması hakkında gerçek bir felaketin gözümüzün önünde nasıl geliştiğini öylece izleyemeyiz. Paris'te Arsaha destek gösterisi düzenlendi. Ermeni müttefiklerimize sarsılmaz destek göstermenin zamanı geldi. Rus siyaset bilimci, yayıncı Yegor Holmogorov, Nijde Turan'ın tendonunu kesti. Hrant Dink'in katledilmesinin 16. yıl dönümünde İstanbul'da anma etkinlikleri düzenlenecek. Batı Ermenistan'da el sanatları, kilimcilik. Daha önce duyurduğumuz gibi, Batı Ermenistan Ulusal Meclisinin Aralık 2023'te yapılacak üçüncü toplantısına ilişkin seçimlere katılmak için aday başvuruları başladı. Sıradaki adayları sunuyoruz. Vartan Simonyan, 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu seçim komisyonuna başvuran 18. aday. Aramaz Arbagyan, 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan parlamentosu seçim komisyonuna başvuran 19. aday. Şant Yergatyan, 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan parlamentosu seçim komisyonuna başvuran 20. aday. Hugas Babyan, 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan parlamentosu seçim komisyonuna başvuran 21. aday. Arek Pilvankyan, 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan parlamentosu seçim komisyonuna başvuran 22. aday. Arek Karsanyan 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan parlamentosu seçim komisyonuna başvuran 23. aday. Sarkis Naroyan 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan parlamentosu seçim komisyonuna başvuran 24. aday. Margarita Davityan 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan parlamentosu seçim komisyonuna başvuran 25. aday. Suren Şaumyan. 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan parlamentosu seçim komisyonuna başvuran 26. aday. Barur Şaumyan. 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 27. aday. Sarkis Guleyan. 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan parlamentosu seçim komisyonuna başvuran 28. aday. Batı Ermenistan'ın Varşavan şehri, Araks Nehri ve onun sol kolu olan Murs Nehri'nin birleştiği yerde, bugünkü Köprüköy Köyü'nün bulunduğu yerde, sulu ve pitoresk bir yerde bulunuyordu. Batı Ermenistan'ın birkaç tarihi kalesi, Van Kalesi, Alaşkert Kalesi gibi Türkler, Varşava'nın ismini değiştirip Toprak Kale olarak adlandırdılar. İdari olarak Büyük Haykın Aylarat Eyaleti'nin Basin ilçesinin bir parçasıydı. Varşavan kalabalık bir şehir değildi. Arşakuni Krallığı döneminde kurulmuş olan bu şehir uzun zaman sıradan bir kasaba olarak anıldı. Varşavan'ın en parlak dönemi Bagratuni hükümdarlığı dönemiydi. Doğu'yu Batı'ya bağlayan Ermenistan'ın Büyük Kuzey Kervan Yolu üzerinde yer alan Varşavan 10. ve 11. yüzyıllarda canlı bir ekonomik yaşam merkezi haline geldi. 1048-1049 yıllarında Selçuklu Türkleri Ermenistan'ın diğer birçok yerleşim yeri ve vilayetlerinin yanı sıra ilk fetih baskılarında Varşavan'ı da ele geçirip yok ettiler. Bundan sonra Varşavan bir daha gelişmedi. Türk hakimiyetinin karanlık dönemlerinde gerileyerek Köprüköy adı altında sıradan bir köye dönüştü. Kadim Varşavan'ın anıtlarının tacı Araks Nehri üzerinde bulunan Çoban Köprüsü'dür. Muhtemelen 4. yüzyılda inşa edilmiş ve bugün hala ayakta kalan işlek bir köprü taştan yapılmış 7 kemerli ve Araks Nehri'nin en önemli tarihi köprülerinden biri sayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyesi Frank Pallon, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın geçen gün medyaya verdiği röportajda yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak Twitter sayfasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir aydır devam eden Berzor koridoru ablukası konusunda uluslararası topluma yalan söylemeye devam ettiğini yazdı. Pallon, bütün bunların Artsak'ta bir insani krize yol açtığına ve sivillere hayati gıda ve ilaç tedarikini engellemesine dair açık kanıtlar var. Aliyev'in ifade özgürlüğünü yalnızca Ermenilerin hayatını tehdit etmek için kullanıldığından memnuniyetle karşılaması rahatsız edici dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanını ve dünya liderlerini bu insan yapımı felaketi durdurmak için ciddi adımlar atmaya motive etmek için ABD Kongresi Ermeni İşleri Komitesi'ndeki meslektaşlarıyla birlikte çalıştığını vurguladı. Palon, önümüzdeki günlerde 120 bin masum hayat tehdit altında olabilir. Gerçek bir felaketin gözlerimizin önünde nasıl geliştiğini kayıtsızca izleyemeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu acımasız ablukayı sona erdirmek için mümkün olan her diplomatik aracı kullanmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağım diye belirtti. Fransız Senatör Valeri Buayye Facebook sayfasında arsaf vatandaşlarının Paris'teki destek mitinginden fotoğraflar paylaşarak şunları yazdı: "Dün akşam hepimiz Azerbaycan'a karşı Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsaha yönelik bu saldırıları sona erdirmek için güçlü adımlar atılmasını talep etmek üzere Ulusal Meclis önünde toplandık. Bu acil bir durum." Ermeni müttefikimize tam desteğimizi ifade etmenin zamanı geldi. Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'te Artsaha destek mitingi düzenlendi ve Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan burada bir konuşmada bulundu. Rus siyaset bilimcisi Yegor Holmogorov, Garagin Nijde Turan'ın tendonunu kesti başlıklı makalesinde şunlar yazdı. Ermeni Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin lideri Garekin Nijdeh'in tarihi değeri Türkiye sınırının derbentten başlamamasıdır. Nijdeh'in yıldızının parlaması, Sünik bölgesinin neredeyse bir yıl boyunca Bolşeviklerden savunduğu Sünik ayaklanmasıydı. Sünik nedir? Nakhchivan ile Azerbaycan arasında Ermenilere ait ve Ermenilerin yaşadığı dağlık bir bölgedir. O bölge Ermenistan Cumhuriyeti'ni İran'a bağlıyor ve daha da önemlisi Nahçıvan'ı Azerbaycan'dan ayırıyor. Sonuç olarak Türkiye ne kadar istese de Azerbaycan'a doğrudan çıkışı yok. Sünik tarafından kesiliyor. Sünik her zaman Ermeni olarak kalacak ve İstanbul'dan Derbent'e kadar kesintisiz bir Turan fikri teknik olarak imkansız kalacaktır. Yani Sünik Rusya'nın güney sınırı boyunca Kazakistan'a girmeye başlayan Turancılığın yayılmasını engellemektedir. Turan'ın tendonunu en başta kesen de Garagin Nijde oldu. Bu yüzden ondan nefret ediyorlar. Bu yüzden hafızasına zulmediyorlar ve işbirlikçilik ile her şeyi alt üst etme vakaları sadece bahane. Agos gazetesinden aktarılan bilgiye göre Hrant Dink'in anısına adanan etkinlikler 19 Ocak 2007'de Ermeni gazetesi Agos'un kurucusu yazar Hrant Dink'in İstanbul'da katledilmesi vesilesiyle düzenlenecek. Türk faşistlerin devleti Hrant Dink'i Batı Ermenistan'ın bağımsızlık günü olan 19 Ocak'ta katlettiğini sizlere hatırlatalım. Etkinlikler çerçevesinde yazar ve yönetmen Ümit Kıvanç'ın Hafıza Yetersiz Hrant Dink için bir film adlı film gösterilecek gösterimin ardından yönetmenin katılımıyla söyleşi yapılacak. Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de İstanbul'da Agos gazetesinin yazı işleri bürosu önünde öldürüldüğünü hatırlatalım. O, Türkiye'de Ermenilere yönelik 1915 soykırımı Armenosit'ten hep açıkça bahsetti. Cinayetten önce Hrant Dink, Türkiye Ceza Kanunu'nun Türk milletine hakaret suçundan ceza öngören 301. maddesi uyarınca hüküm giymişti. Katledilmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında binlerce gösteri düzenlendi. Batı Ermenistan'ın değerli evladı Dink'in katledilmesi Türkiye derin devletinin Ermeni halkına karşı düzenlediği bir başka komploydu. Ranting Agos Gazetesi aracılığıyla Ermeni meselesini ve Türklerin suçları konusunu gündeme getirdi. Böylece Türk liderliğinin öfkesini alevlendirerek Kurban oldu. Kilim dokuması Batı Ermenistan'daki Ermeni halkının en eski ve gözde sanatlarından biridir. Evrensel kültür hazinesinde eşsiz yerini almıştır. Bu basit el yapımı dokuma tüm sosyal sınıflar için mevcuttu. Kilimi hem büyükler hem de küçükler dokuyordu. Köylerde küçük yaşlardan itibaren kızlar tezgahın başına oturur ve her biri çeyizi için çalışırdı. Kilim Ermeni halkının hayatında büyük bir yer edinmiştir. Evleri ve kiliseleri süsledi, insanları soğuktan korudu ve giysi olarak kullanıldı. Kilimler farklı amaçlara hizmet etti ve farklı isimler aldı. Süs ve renk çözümleri yüzyıllar boyunca korunmuştur. Halı ve kilim süslemeleri Ermeni uygulamalı sanatının diğer dallarıyla bağlantılıdır. Geometrik bezeme daha çok kilim tekniğinin karakteristiğidir en basit ve en yaygın desen üçgendir. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size etnokolor topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Vay Babo adlı eseri sunuyoruz. Babo. Eserin tamamını Batermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.